Arkadaşlar merhabalar. Bitkisel hormonlarla bitki biyolojisine devam ediyoruz. 5 tane hormonumuz var. Bitkilerin fizyolojik özellikleri yani çiçek açma, işte tohumun çimlenmesi, gövdenin enine kalınlaşması, yapraklanma falan bunların hepsi hormon denilen kimyasal moleküller, bu kimyasal habercilerle sağlanıyor. Oksin ...stokinin, ciberelin, absisik asit ve etilen 5 tane hormon göreceğiz. Birinci hormonumuz oksin hormonu. Şu şekilde bir molekül arkadaşlar. Bitkilerin önemli moleküllerinden, önemli hormonlarındandır. Uç meristemde salgılanır. Genç yapraklardan, meyvelerden de üretilebiliyor. Meyve veriminde yan tomurcuk gelişimi, kök gelişimi, doku kültürüyle yeni bitki çoğaltmada kullanılıyor. Yani büyümeyi teşvik eden, hücre bölünmesini uyaran böyle olumlu, bitkinin fizyolojisiyle ilgili olumlu cümleler görürseniz bunu oksin hormonu yapıyor. Oksin hormonu uç meristemlerden salgılanır. Yeni büyümekte olan, yeni çimlenen bir embiyonik gövdede yani koleoptilde uç kısımlardan salgılanır. Şimdi bu şekilde ışık düz bir şekilde her yönden verilirse boycu uzama gerçekleşir. Büyüme gerçekleşir. Yönelme olmaz. Eğer şu taraftan ışığı verirsek oksinler ışığın gelmediği tarafta daha çok salgılanır. Orası boyca daha fazla oradaki hücreler daha fazla şu tarafa göre bölüneceğinden sağa doğru bir yönelme olur. Yani biz harekette de söylemiştik. Yönelme aslında asimetrik bir büyümeden kaynaklanıyor. Yani bir tarafa oksin çok gidiyor. Burası fazla uzadığı için sağa doğru kıvrılıyor koleoptil. Koleoptil deneyleri önemli. Şimdi soldan ışık verdik. Soldan ışığı verdik. Uç melistemlerde oksinler salgılandı. Ancak ışıktan kaçtılar. Şu tarafa doğru daha çok oksin oldu. Burası daha çok büyüdü. Sola doğru kıvrıldı. Ucunu kestik, yönelme olmadı. Çünkü oksin üretimi yok. Ucunu ışık geçirmeyen bir cisimle kapattık. Yönelme yok ama büyüme var. Çünkü oksin ışık görmeyince bir tarafa yığılmıyor oksinler. Işık geçiren saydam bir cisimle kapatırsak oksinler yine bir tarafa fazla yığılacak. Yani ışığın bu arada bütün koleoptiller soldan alıyor hepsi. Yani sadece bu soldan ışık almıyor. Hepsine soldan ışık veriliyor. Oksinler bu tarafa çok gideceğinden ne olacak? Yine sağ taraf fazla büyüyeceğinden şöyle bir kıvrım olacak. Kaide kısmını aşağı doğru ışık geçirmeyen bir cisimle kapatırsak yönelmeyi engellemez çünkü uç meristemde üretilen oksinler yine sağ tarafa yılacak. Yani olay uçla alakalı. Jelatin blok. Bu jelatin blok porlu bir yapı. Böyle düşünün. Yani oksini geçiriyor bu. Herhangi bir etki yapmayacak oksinler yine bu tarafa fazla yığılacak. Yine kıvrılma olacak. Fakat böyle Mika denilen sert oksinin geçemeyeceği bir plastik malzeme ile e, Koleopti ile şöyle geçirirseniz Oksin bir tarafa yığılamayacak. Çünkü Mika oksini geçirmiyor sert. Ama jelatin blok, agar blok bunlar oksini geçiriyor arkadaşlar unutmayalım. Bir de böyle oksin emdirilmiş agar blok deneyleri vardır çok basittir, iyi dinleyin. Şimdi bir koleoptilin ucunu kestim. Şöyle agar bloğu üstüne koydum. Bu agar blok, bu alklardan toplanan süngerimsi özel bir malzeme, porlu bir yapı. şey gibi düşünün bunu, sünger gibi düşünün agar blok. Şimdi uç sistemin salgıladığı oksinleri agar bloğumuz emdi. Bakın agar blok pembeleşti. Yani artık agar bloğumuzda oksin var. Şimdi önce bir kontrol grubu yapıyoruz. Ucunu kestik. Yönelme yok. Çünkü oksin üretimi yok. Oksin emmemiş agar bloğu koyduk. Yine yönelme yok. Oksin emmiş agar bloğu koyduk. Oksin hormonu etkisiyle boycu uzama gerçekleşiyor. Oksin emmiş agar bloğu şöyle sağa doğru kaydırıp koyarsak oksinler şuraya yayılacağı için burası daha fazla büyüyecek, yönelme olacak. Sola kaydırıp koyarsak oksinler şu sol tarafa yayılacağı için daha çok bu taraf fazla büyüyecek ve böyle yöneldiğini göreceğiz. Bu da oksin emdirilmiş agar blok deneyleri. İkinci hormonumuz sitokinin. Bunun başlığını yazmayı unutmuşuz. Sitokinin Arkadaşlar bu stokinin e, bu şekilde biraz daha büyük polimer yapılı gözüküyor. Köklerde üretilen ve dikkat kısilemde taşınan bir hormon. Şuraya dikkat ediyoruz. Kısilemde su ve çözünmüş mineral taşınıyor sadece demiyoruz. Bakın Milli Eğitim kitabında da geçiyor. Kısilemle hormon da taşınıyormuş. Buna dikkat edin eleyici bir soru olur büyüme, tohum oluşumu, stoplazma bölünmesi, klorofil sentezi, dallanma, yaprak yaşlanmasını geciktirme. Yine dikkat ederseniz büyümeyi teşvik eden oksin gibi bir hormon. Yine Milli Eğitim kitabından bir şekil arkadaşlar. Buradan da güzel bir soru çıkabilir. Dikkat ediyoruz. Şimdi bu oksin tamam güzel bir şey. Stokinin tamam güzel. Bu hormonlar bitkide büyümeyi teşvik eden, hücre bölünmesini uyaran hormonlar ama belli düzeylerde olması lazım. Fazlası zarardır. Bir. İkincisi, bu hormonlar beraber etkilidirler. Şimdi doku kültürüyle kallusun ne demek olduğunu bilmeniz lazım. Hani bir bitkiden doku parçası aldık. E, hücre bölünmesini sağlayacak hormonlarla düzensiz bir hücre yığını oluştu. Bu ilk düzensiz hücre yığınına kallus doku diyoruz. Şimdi oksini fazla verdik. Stokinini az verdik. Herhangi bir sadece kallus gelişiyor. Sonra oksini az verdik. Stokinini çok verdik. Sadece gövde uzuyor. Oksin çok stokinin az. Kök gelişimi var. Gövde oluşumu yok. Buradan şunu çıkarıyoruz. Oksin ve stokinin belli düzeylerde olmalı ve beraber kök ve gövde gelişiminde beraber etkililer. Yani karmaşık bir mekanizmaları var. Yani ikisini de istenen düzeyde olması lazım. Buna dikkat. Üçüncü hormonumuz ciberellin. Kök, gövde, yaprak, tohumlarda üretiliyor. Gövde uzamasını uyarıyor. Şöyle iki kelime bilseniz yeter. Gövdenin uzaması, tohumun çimlenmesi. Böyle bir molekül ciberellinde. Yüz çeşidi varmış arkadaşlar. Ciberellin 1, 2, 3 diye böyle bayağı farklı molekülleri varmış. Bu ciberellin laboratuvarda gövdenin uzun olmasında kullanılıyor. Yani bitkilerde bakın ciberellin hormonu uygulanmamış ciberellin hormonu uygulanmış bitkinin farkına bakın. Ve google'da bir arama yaptığınızda ciberellin hormonu bakın uygulanmış uygulanmamış farkı görebiliyorsunuz. Yani gövde uzaması cümlesi aklınızda kalsın diye şöyle bir görüntü koydum. Dördüncü hormonumuz absisik asit. Bakın bu absisik asit ve etilen bu son ikisi kötü. Kötü diye kodlayalım kafamızda. Bunlar büyümeyi ket vuran, büyümeyi engelleyen hormonlar. Genelde böyle olumsuz şeyler yapıyorlar. Absisik asit de şöyle bir molekül. Nerede üretilir? Kök, gövde, yaprak, yeşil meyvelerde. Ne işe yarar? Stomayı kapatır, tohumun uyku halini uzatır. Bakın ciberelin tohumun dormansisi yani uyku halini kırıyordu çimlenmeyi uyarıyordu. Absisik asit ise zıttını yapıyormuş. Uyku halini uzatıyormuş. Çimlenmeyi baskılıyor yani. Dikkat edin. Bir de şuna dikkat edin. Bu da çok sorulur. Absisik asitle ilgili bir de şunu bilin. Eğer bir bitki kuraklık olduğu zaman, yani kuraklık stresi, yani ortamda yetiştiği ortamda eğer su azsa bitki hemen absisik asit üretir ve bu absisik asit stomayı kapatır. Neden? Stomalardan terleme ile buhar halinde su atılıyor. E zaten kurak bir bölge, su az. O zaman ne yapıyor bitki? Ben diyor stomamı kapatayım. Suyu mümkün olduğunca tutayım. Daha az su atayım. Suyu daha tasarruflu kullanmalıyım diyor. Yani bitki kuraklık durumunda absisik asit üretir ve stomayı kapatarak terlemeyi azaltır. Son hormonumuz etilen. Yaprağın sararması, yaprağın dökümü, kök büyümesini engeller. Bakın böyle olumsuz şeyler. Yaşlı dokularda olgun meyve yapraklarda salgılanıyormuş. Bakın bir de şu. Hücre duvarını parçalar, nişastayı hidrolize ediyormuş. Yani şu cümle ne demek biliyor musunuz? E, meyvenin olgunlaşması, yani meyvenin daha da tatlanması. Etilen çok küçük bir molekül. Gaz halinde bir moleküldür. Diğerlerinden farklı olarak. Bakın meyvelerden üretiliyormuş. Yeşil bir muzun daha olgunlaşmamış. Yeşil bir muzun gitgide olgunlaşmasını sağlayan bu üretilen etilen hormonuyla sağlanıyor. Eğer bir kasa muzun içerisine yeşil böyle olgunlaşmamış bir kasa muzun içine şu olgunlaşmış olan e, meyveyi koyun. Hızla onların da olgunlaştığını göreceksiniz. Çünkü bu etilen üretilmeye devam ediyor meyvede ve gaz halinde çabuk yayılıyor. Küçük bir molekül ne yapıyor? Hücre duvarını parçalıyor, nişastayı hidroliz ediyor. Yani çürüme. Çürüme dediğimiz şey aslında aşırı tatlanmadan başka bir şey değil. Arkadaşlar şöyle bir soru vardı. Şimdi bu yaprağı kapatıyor. Bu yaprağın ışık alması engellenince çiçek açmıyor yaprağını kapatmadığında çiçek açıyor. Demek ki bu çiçeklenmeye sebep olan sinyal, çiçeklenmeye sebep olan ve o çiçeklenmeyi sağlayan hormon yapraklar tarafından alınıyor ve yapraklarda sentezleniyor. O şekilde tomurcuya taşınıp çiçek açılıyor. Buradan bunu çıkarıyoruz. Tomurcuk sentezlemiyor. Öyle olsaydı yaprağın kapatılmasıyla etkilenmezdi. Yine çiçek açardı. Demek ki çiçeklenmeyi sağlayan hormon yapraklar tarafından üretiliyor, tomurcuk tarafından değil. Kökler tarafından algılandıktan sonra sürgüne iletiliyor. Şimdi burada köklerin bu sinyali algıladığını, hormonları onların ürettiğini de çıkaramıyoruz. Belki öyle bir şey de vardır. Yani çiçeklenmeyi sağlayan bir hormon köklerde de üretilebilir ama. Biz bu deneyden, bakın ÖSYM tarzını anlayın, buna çok alışın. Biz bu deneyden şunu çıkarıyoruz. Yaprağı kapatınca çiçek açmıyor. He, demek ki çiçeklenmeyi sağlayan hormon yaprakta üretiliyor kardeşim. Tomurcuya taşınıyor. Bu kadar. Bunlar sana ne kadar mantıklı da gelse bunları çıkarmıyoruz sorudan. Bu deney sonuçlarına göre 1 ve 2'ye ulaşıyoruz. Hemen hızlıca sorulara bakalım. Hangisi fiziksel olarak diğerlerinden farklıdır? Etilen diğerlerinden farklıdır. Çünkü gaz halinde bir moleküldü. Ee, şimdi uç meristemi kestik. Şöyle agar bloğunun üstüne koyduk. Işık soldan verdik. Ne oluyordu? Oksin kaçacak. Şu şekilde. İkinci agar blok daha çok oksin emecek. Demek ki ikinci agar blokta oksin daha çok var. Şöyle bir de 3 ve 4 numaralı agar bloklara yine uç meristem koyulmuş. Karanlıktayız. Oksinler düzenli bir şekilde yayılacak ama iki agar bloğu da. Fakat şurada mika denilen sert bir plastik var. O yüzden sadece 4'e şey oluyor. Oksin emiyor. Demek ki 2 nolu ve 4 nolu oksin blokları, şey, agar bloklarında oksin var. Dolayısıyla bu İkisi de oksini yayacağı için bu normal büyüyecek. Şurada oksin daha çok olduğu için burası daha çok büyüyeceğinden şöyle sola yönelecek. Burada 3'te de yok, 1'de çok az var. Burada herhangi bir yönelme olmayacak. Belki 1'de çok az olabilir diyerekten böyle sağa doğru diyebiliriz. Hangisi sola yönelir? Sadece 3 sola yönelir. Yani bu soruda şeye dikkat edin. Oksini hangi bloklar emiyor? Şurada Mika denilen sert bir plastik var. Ona dikkat et. 3 nolu agar blok oksin emmiyor. Şurada da ışıktan dolayı oksinler şuraya kaçıyor. 3'te daha 2'de daha çok. 2 nolu agar blokta daha çok oksin var. Sonra o agar blokları koyuyorsun. Oksin nerede yoğunsa orası daha hızlı büyür. Ona göre yönelmesine bakıyorsun. Yaprak dökümü, meyve olgunlaşması etilen diyoruz. Çok aşırı sıcak olursa e, sutomayı stomayı kapatan kimdi? Apsitik asit. Hani kuraklık stresinde salgılanır ve stomayı kapatır. Gövde uzaması dediğince ciberellin o resimleri hatırla. Apikal dormansı yıkırılarak yeni dallar oluşumu da stokinin diyebiliriz. Ya da oksin de diyebiliriz. E, büyük ihtimal bunun cevabı stokinin olabilir. Evet şimdi yine agar bloklu den sorular. Bakın bir koleoptilin ucunu kestik koyduk ucunu kestik koyduk agar blok tarafından oksinlerimiz emildi. Oksin emmiş agar blok bir ucu kesilmiş koleoptile koyuldu. Oksinler şu şekilde yayılacak bu boycu oksin hormonuyla uzamaya devam edecek. Çünkü agar blok oksin emmiş tam ortaya koyduğun için yönelme olmayacak. Sadece uzama olacak. Yani ok koleoptilin başlangıçtaki boyu o oktan biraz daha uzadığımız için okun üstüne çıkacağız. Yönelme zaten yok. Okun aşağısına inme diye bir şey yok. Okta kalma diye bir şey yok. Oku geçeceğiz. Çünkü oksin emmiş agar blok oksin hormonuyla büyüyeceğiz. Eğer bu soru şöyle olsaydı oksin emmiş agar blok şöyle sol tarafa koyulsaydı şurası daha çok oksinemeyeceğinden yöne, sağa yönelecek. Eğer oksinemiş agar bloğu sağ tarafa koysaydı burası daha çok oksine yayılacağından sola yönelecekti. Ama tam ortaya koymuş. Sadece uzama olacak diğer bakır. E, yulaf koleoptinin hangisine yönelme gözlenir? Her yönden düzenli bir ışık var. Yönelme yok. Işık geçirmiyor. Yine yönelme yok. Işığı görmesi lazım oksinin. Yani uç meristem'in ışığı görmesi lazım. So, sağdan verdik. Oksinler şuraya kaçacak. Burası buraya yığılacak. Burası daha çok hücre burada daha çok bölüneceği için şöyle sağa doğru yönelecek. Kayda kısmına aşağı doğru indirdin. Yine oksinler buraya kaçacak. Yine yönelme olacak. Bakın ucunu kesip kaydırmış uç meristemden üretilen oksinler gidecek başka yer yok bakın. Buraya mecburen kaydırdığı için buraya daha çok oksin yayılacağından şöyle sola doğru yönelme olacak. Çünkü burası daha hızlı büyüyor. Sola göre. Yani 3, 4, 5 nolu koleoptillerde yönelme olacak. Bakın oksin, oksin, stokinin ve ciberellin büyümeyi ve gelişmeyi genelde teşvik eden hormonlardır. Tamam mı? Absisik asit, etilen bu ikisi de genelde büyüme ve gelişmeyi genelde engelleyen hormonlardır diyoruz. Cevabımız Ceyhan oluyor. Bakın gaz halinde uçucudur diyor. Geri kalanını okumana gerek yok. Bu kim? Etilen hormonu. Ama şunları da okursun. Tekrar olsun diye. EBA kazanım sorusu sanırım artık. EBA kazanım bunlar. Şuradaki sayıları ters vermiş. Dikkat et. Şimdi oksin arttıkça gelişim artıyor. Tamam. Ama oksin artmaya devam ettikçe gelişim düşüyor. Büyüme düşüyor. Neden? Fazlası zarar demiştik. Bir bu. Demek ki oksin her durumda olumlu etkilemiyor. Bak. Bak. Oksin her durumda olumlu etkilemiyor. Bak oksinin fazla oluşu düşürüyor. Yani hep bir artış yok. Kökte üretilen oksin diğerlerine göre daha fazla. Bakın kökte daha fazla oksin. 8-10 civarları. Tomurcuk gelişimi için gerekli oksin gövdeden daha fazla. Tomurcuk gelişimi için yaklaşık 6 civarları, gövde gelişimi için yaklaşık 2 civarları. Yani tomurcuk gelişimi için oksin, gerekli oksin daha fazla. Yani 1 ve 3 doğru diyoruz. Böyle bir grafik yorum sorusu. Aslında grafik yorumlamada bir şey yok. Öncüllerde de bir şey yok. Sadece şeye dikkat et. Sayıları ters vermiş. Hangisi yanlış? Buradan hemen şöyle bakıyoruz. Ciberellin gövde ve yaprak büyümesini engeller diyor. Hayır. Sitokinin, oksin, ciberellin bu üçü büyümeyi teşvik eden hormonlar. Bitkisel hormonlar nerelerde üretilir? Meristem, uç meristemde oksin üretiliyordu mesela. E, tohumda üretilebilir, meyvede, yapraklarda, köklerde üretilebilir. Ama yaprakta üretilir ama yapraktaki kloroplast demesi yanlış oldu. Kloroplast fotosentezden sorumlu çift zarlı bir organel. Arkadaşlar bu EBA kazanımda hoş bir yorum sorusu. Şimdi bitkiler ve hayvanlarda da hormonlarla fizyolojik olaylar düzenleniyor, denetleniyor. Fakat bitkide hormon çok çok ayrı bir öneme sahip. Yani bitkide hormon olmazsa olmaz. Hayvandan daha önemli. Neden? Hayvan için de hormonlar, endokrin sistem, başlı başına bir derya. O da çok önemli ama bitki için hormon çok çok daha önemli. Sebebi. Çünkü bitkide sinir sistemi yok. Her şey hormonlara bağlı. Absizik asit ne yapıyordu? Kuraklıkta stomaları kapatarak terlemeyi azaltıyordu. Bir de tohumun uyku halini uzatıyordu. Meristem hücrelerinin bölünme uyaran oksin diyebiliriz. Stokinin ciberelin de diyebiliriz. Ama apsik asit öyle bir şey yapmıyor bitkisel hormonlardan biri değil. Yani hangisi hormonlarla sağlanmaz? Karbondioksidin difüzyonu bir basit difüzyon olayıdır. Enerji harcanmayan, kendiliğinden gerçekleşen basit bir olaydır. Bunun için hormonal bir mekanizmaya gerek yok. Cüce olan bir pirinç fidesine hangi hormonu verirsin? Şimdi cüceleri, resimleri hatırla. Hani Google'dan resimler gösterdim ki iyice ciberellin gövde uzaması. Bunu kodla. Ciberellin gövdeyi uzatıyor. Ee, şimdi palmeden birkaç koleoptil sorusu. Şimdi burada oksin emmiş agar bloğumuz var. Bizim şu yeşil bloklarımız oksinli, oksin em, emdirilmiş. Şimdi hangilerinde yönelme var? Hangilerinde sadece büyüme var? X sadece büyüme var. 2 yani büyüme olan X. Çünkü e, ee, sadece oksin emmiş. Bir de tam ortaya koymuş. Sadece böyle oksinler homojen dağılacak. Büyüme gerçekleşecek. Sola kaydırıp koyarsan, sağa kaydırıp koyarsan ne olacak? Bu buraya. Bu buraya yönelecek. Oksinler çünkü burada daha çok yığılacağından burası daha hızlı büyüyecek. Buraya oksinler daha hızlı yığılacağından şurası daha hızlı büyüyeceğinden sola kıvrılacak. Yani Y ve Z'de yönelme var. X'te sadece büyüme var. Cevabımız bursa oluyor. Evet. Burada da e, yine hangilerinde yönelme olur diyor. Saf agar bloğu koymuşsun. Saf. Yani oksin yok. Yönelme yok o zaman. Mika koymuşsun. Ucunu da kesmişsin. Yine yönelme yok. Ucunu kesmişsin. Yine koymuşsun. Yine yönelme yok. Büyüme var. Kesmişsin sağa kaydırmışsın. Oksinler salgılanacak uç meristemden. Şuraya yığılacak ve burası daha hızlı büyüyeceğinden şöyle sola doğru bir kıvrılma olacak. Sadece dörtte yönelme hareketi olacak. Evet. Bu da arkadaşlar çıkmış bir soru. Artık bu videodan bu videoyu dinlediğin güzel bir şekilde dinledin. Bu soruyu da çok basit bir şekilde Yaparsın diye düşünüyorum. E, bitkilerde 5 tane hormonumuz var. E, dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ezber bir konudur. Fakat koleoptil sorularında çok basit bir mantık var. Sık sık pratik yaparsanız zorluk çekmezsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.